şey çok acım, onu da söylemeden gitmeyeyim bari de, bu programa davet alınca oturdum bu arama motorlarında siber yazdım. Merak ettim acaba ben oraya siber yazdığımda ne çıkıyor? Deneyip baktınız mı nelerle karşılaştığınızda? Çok ilginç. Siber suç, siber zorbalık, siber seks, siber dolandırıcılık falan. Ya dedim siber mutluluk diye bir şey yok. Siber paylaşım, siber işte birliktelik. Yaparım vallahi. İlk iş oturacağım o tarz şeyler yapacağım. Yani siber yani denilince ve siber... Kötü ne kadar kötü bir imaj. Yani bir şey siber. Siber demek internet üzerinden olan demek ve siber psikoloji demek internet üzerindeki psikoloji. Şimdi biz internet yani nasıl bir insan topluluğuyuz ki onu düşünüyorum ben bir yana. Hani daha üst pencereden bakıyorum. Bir Allah'ım diyorum biz nasıl bir insan topluluğuyuz ki ben oraya siber internet yazıyorum, siber psikoloji yazıyorum. Önüme safi nerede ne kadar olumsuz cümle ve tamlama varsa onlar geliyor. Bunu bu hale kim getirdi? Uzaydan canlıların geldiğini düşünmüyorum. Ya da bizler gece yatağımızda uyurken de başka varlıkların hortladığını da düşünmüyorum. Bunu bu hale getiren biziz. Ahmet, Mehmet, işte Yalçın Bey, ben, siz hep beraber bir şeyler yapıyoruz. Ve süreci bu hale getirmişiz. Ve şey gibi, hani dikkat dağınıklığı diyoruz ya, ben hep anlatırım. Hani beni bilen bilir zaten. Ne kadar kötü bir şey. Şimdi dikkat dediğiniz şey dikkattir. Ve aslında dikkat ve dağınıklığın yan yana gelmemesi gerekir. Hı hı. Ama onu bile o kadar içselleştirmişiz ki dikkat dağınıklığı diyoruz. Dikkat dediğin şey zaten odaklanmaktır ve odaklanmanın dağınıklığı olmaz. Biz biraz, hani günlük hayatın içerisine böyle garip garip tamlamalar yerleştirmişiz. İnterneti de şimdi iyisiyle kötüsüyle kabul gibi yapıyoruz. Ben de diyorum ki hayır bir saniye, bunu biz ürettiysek, biz insan canlısı ürettiysek o zaman iyi olan tarafına kabul, olumsuz olan tarafları içinde değiştirici ve dönüştürücü önlem çalışmaları ve bilgilendirme çalışmaları.